Zarat 77 hürriyet-i umumi efradın zerratı hürriyatının muhassalasıdır. Hürriyetin şe'ni odur ki ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın. Hürriyet budur ki kanunu adalet ve te'dibden başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekat-ı meşruasında şahane serbest olsun. Hürriyetin şe'ni odur ki ne nefsine ne gayrine zararı dokunmasın. Hürriyeti umumi efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalasıdır. Hürriyet isterken herkese hürriyet bir esas olmalı. Hürriyet belli bir mutlu azılının elinde kalmamalı. Asıl mümin hakkıyla hürdür. Sani aleme abd ve hizmetkar olan halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir demek. İmana ne kadar kuvvet verilse hürriyet de o kadar kuvvet bulur. Hadislerde altın ve gümüşe tapan anlamında abdü dinar, abdü dirhem denilmiştir. Düşündürücü bir incelik vardır. Zira rabıtayı iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam tezellüle, tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye izzet ve şehameti imaniyesi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüzü dahi şefkati imaniyesi bırakmaz. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tenezzül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derecede hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. Amma hürriyet-i mutlaka ise vahşet-i mutlakadır. Belki hayvanlıktır. Tahdid-i hürriyet dahi insaniyet noktayı nazarından zaruridir. Sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır. Şeytanın istibdadıdır. Nefsi emmareye esir olmaktır. Sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı başkasının hürriyetini bozmamaktır. İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyeti intihac eder. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Ey ebnai vatan, hürriyeti suyu tefsir etmeyiniz, ta elimizden kaçmasın. Din ve vicdan hürriyeti en temel hak ve hürriyetlerden biri. Din ve vicdan hürriyetidir.